Evet, bu videomuzda olaylara, sorunlara, kavramlara farklı açılardan bakmamızı sağlayan bir teknikten bahsedeceğiz. Bu tekniğin adı 6 şapkalı düşünme tekniği. 6 şapkalı düşünme tekniğinde 6 farklı renkte şapka bulunmakta. Siyah şapkam, kırmızı şapkam, sarı şapkam, beyaz şapkam, yeşil şapkam ve mavi şapkam. Aslında bu şapkaların hepsi bizim düşünme etkinliklerimiz için sembolik. Altı şapkalı düşünme tekniğini hayatımızın her alanında uygulayabiliriz. Özellikle eğitimde ve iş ortamlarında altı şapkalı düşünme tekniği gerçekten çok başarılı sonuçlar vermekte. Altı şapkalı düşünme tekniğiyle olaylara farklı açılardan bakabilir, çok yönlü düşünebiliriz. Bu da bizi ön yargılı ve tek yönlü düşünmeden kurtarır. Altı şapkalı düşünme tekniği özellikle eğitim ortamlarında öğrencilerin yaratıcılık becerisini, eleştirel düşünme becerisini, empati yeteneğini arttırır ve onları alışık oldukları düşünme tarzından uzaklaştırarak çok yönlü düşünmelerine sevk eder. Bu yüzden böyle güçlü ve etkili bir tekniğe şapka çıkartılır. Bu teknikte şapkaların hepsi semboliktir. Edward de Bono tarafından geliştirilen bu teknik, renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisinden faydalanarak geliştirilmiştir. Altı şapkalı düşünme tekniğini hayatımızın her alanında uygulayabiliriz. Özellikle eğitim ortamlarında ve iş ortamlarında bireylerin farklı düşünmesini sağlayan bir etkinliktir. Bu şapkalar birer sembolik nesne olduğundan illaki de biz eğitimde ya da iş ortamlarında bu şapkayı takmak zorunda değiliz. Bu yüzden hayatımızda bu altı şapkalı düşünme tekniğini aslında alışkanlık haline getirmeliyiz. Ve bir düşünme tekniği, düşünme stratejisi haline getirmeliyiz. Ama yine de okul öncesinde, ilköğretimde, orta öğretimde hatta üniversitede bile şapkalarımızı bu şekilde 6 farklı renkle tasarlayıp sınıf içi etkili birer teknik haline getirip öğrenme ortamımızı şekillendirebiliriz. Evet, ilk olarak beyaz renkli şapkamızdan başlamak istiyorum. Beyaz renk saflık, temizlik, doğruluk, tarafsızlık rengidir. Bu yüzden beyaz şapkayı taktığımızda ya da takmış gibi gözüktüğümüzde olaylara biraz daha gerçekçi, objektif bakmalıyız. Yani bir olaya, bir soruna gerçekçi, elimizdeki net verilerle bakarak konuşmalıyız. Elimizde neler var, neler yok. Bize aslında bunu sunar. Beyaz şapkamla konuşuyorsam, gerçekçi konuşuyorum, sayılarla konuşuyorum, net konuşuyorum, objektif konuşuyorum. İçimden geldiği gibi konuşmuyorum. Örneğin konumuz sosyal medyanın insan üzerindeki etkileri olsun. Bu olaya ben eğer sayılarla, gerçekçi verilerle olaylara bakabiliyorsam şu anda beyaz şapkamla düşünüyorumdur. İşte diyorum ki dünyada 8 milyar insan var ve bunun 2 milyarı sosyal medya kullanıyor. Ülkemizde ise günlük 3 saate yakın bir zamanımızı sosyal medyada harcıyoruz gibi bu şekilde net verilerle konuşuyorsam beyaz şapkamla konuşuyorum şu anda. Evet, şimdi kırmızı şapkamıza bakalım. Kırmızı renk duygu rengidir, tutku rengidir, hırs rengidir, öfke, nefret rengidir. Bu bizim aslında duygularımızla ilgili olan bir renktir. Biraz önceki beyaz şapka gibi gerçekçi, mantıklı, net verilerle konuşmaz. Bizi içimizden geldiği gibi konuşturur. Hani bazen deriz ki, hislerim şunu söylüyor diyorsak işte kırmızı şapkayı takmışızdır. Hislerim bana bunu yapmamı söylüyor. Ben aslında sosyal medyayı çok seviyorum. Gerçekten kullanmaktan zevk alıyorum, hoşlanıyorum. Bu şekilde içimizden gelerek konuşuyorsak işte kırmızı şapkamızı takmışız demektir. Başka bir örnek verecek olursak, örneğin iş ortamlarında bir toplantı yapıyoruz ve toplantıda diyorum ki Ahmet Bey'in görüşleri beni çok heyecanlandırdı. Ya da Ayşe Hanım'ın görüşleri beni çok kızdırdı. Gibi bu şekilde yani içimden geldiği gibi davranıyorsam ve düşüncelerimi bu şekilde karşıya yansıtıyorsam işte kırmızı şapkamı takmışım demektir. Evet, diğer bir şapkamız sarı şapka. Sarı biliyorsunuz güneş rengidir. Sıcak bir renktir ve iyimser tarafımızı yansıtır. Başka bir deyişle polyanlacı tarafımızdır da. Olaylar hep artı tarafından bakıyorsak, faydalarını düşünüyorsak, olumlu taraflarını görüyorsak işte sarı şapkamızı takmışızdır. Yine aynı örneğimizden devam edecek olursak işte sosyal medya, işte sosyal medya insanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirir. Sosyal medya benim yakınlarımla, çevremle olan iletişimi arttırır. Sosyal medyadan devamlı güncel bilgileri takip ediyorum ve bu benim için çok faydalı oluyor gibi bu şekilde devamlı olayın, kavramın olumlu taraflarından bakıyorsak işte sarı şapkayla bakıyoruzdur. Ya da bir işten, bir olaydan göreceğimiz faydalar neler, avantajlar neler ve yapıcı bu şekilde onları hep öven bir tarzla yaklaşıyorsak işte sarı şapkayı takmışızdır. İşte bir araba tasarladık diyoruz ki bu arabanın çok satacağına inanıyorum. İşte bu araba çok güzel hep övüyorsak ve onun hep olumlu taraflarını görüyorsak
sarı şapkamızı takmışızdır. Evet, şimdi de siyah şapkamızdan bahsedelim. Biliyorsunuz ki siyah karamsarlık rengidir. Nasıl biraz önce sarı şapkayla olaylara daha yapıcı, övücü ve onların hep avantajlarını düşünüyorduk, olumlu taraflarını görüyorduk. İşte siyah şapkada aslında bunun tam tersi. Olayların hep olumsuz tarafını görür, negatif kısımlarını görür. Olaylara olumsuz bir bakış açısıyla ve eleştirel bir şekilde bakmamızı sağlar. Olayların zararları nelerdir? Bu olaydan oluşabilecek riskler, problemler nelerdir? Olumsuz tarafları nelerdir? Hep bu şekilde olaylara bakmamızı sağlar. Örneğin yine sosyal medyanın işte eksileri nelerdir, dezavantajları nelerdir, bu böyle olursa şöyle şöyle etkileri olur. Hep bu şekilde olumsuzluklarından bahsediyorsak işte siyah şapkamızı takmışızdır. Ancak siyah şapkanın çok güzel bir yönü de eleştirel düşünmemizi sağlar. Yani olayların riskli, problemli taraflarını görüp aslında bu olaylara yönelik tedbir almamızı sağlar. Aslında her ne kadar siyah şapka olumsuz gibi gözükse de bu düşünme tarzının çok yararlı olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi geldik yeşil şapkamıza. Biliyorsunuz ki yeşil renk bitki rengidir. Üretkenlik rengidir, canlılık rengidir, yenilenme rengidir. Hepsinden öte yaratıcılık rengidir. Bu yüzden bu bizim yaratıcı tarafımızdır. Yeni bir şeyler üretebiliyorsak, orijinal, farklı bir şeyler, anlayışlar geliştirebiliyorsak, yeni çözüm önerileri sunabiliyorsak işte burada yeşil şapkamıza düşünüyoruzdur. Aslında yeşil şapkamızla olaylara farklı alternatif çözümler üretebiliriz. Örnek verecek olursak ortada bir sorun var. Bu sorunu nasıl farklı yollardan çözebiliriz? Yeşil şapka işte bunu bize sordurtur. Örneğin Instagram'ı diğer insanları stalklamak yerine eğitsel amaçlı kullanabiliriz şeklinde bir düşünce ortaya koyabiliyorsam ben yeşil şapkamla düşünüyorumdur. Ya da bu malı Almanya'da üreteceğimize işte Türkiye'de üretelim diyebiliyorsak yine ben yeşil şapkamla düşünüyorumdur. Bu yüzden farklı çözümler, farklı öneriler, farklı alternatif durumlar söz konusuysa işte burada yeşil şapka devreye giriyordur. Evet, son olarak mavi şapkamızdan bahsedeceğim. Mavi biliyorsunuz gökyüzü rengidir, deniz rengidir. Hafif böyle serinliği, soğukkanlılığı simgeler. Mavi şapka aslında moderatör şapkadır. Yani olayları yönetir. Bütün bu diğer şapkalardaki süreçleri gözden geçirerek değerlendirmeler yapmamızı sağlar. Neydik, ne öğrendik, ne hangi görüşler sunuldu, hangi çözüm önerileri sunuldu bunları değerlendirmemizi sağlar. Böylece fotoğrafa tekrar bakmamızı sağlar ve düşüncelerimizi organize ederek süreci kontrol etmemizi sağlar. Öte yandan eğitim ortamlarında şapkalarımızı döngüsel olarak kullanabiliriz. Örneğin mavi şapkanın yönetim, yönetsel, karar verici, analiz edici tarafı olduğu için örneğin süreci mavi şapkayı takarak başlayabiliriz. İşte olayları belirleme, ne olacak, ne yapacağız, bütün süreci planlama işini aslında mavi şapka yapıyor. Bu yüzden biz aslında mavi şapkayı takarak bir etkinliğe başlayabiliriz. Yine diğer şapkaları taktıktan ya da takmış gibi gözüktükten sonra da en son mavi şapkayı takıp bir değerlendirme yapabiliriz. Altı şapkalı düşünme tekniğinin en önemli, en etkili yararlarından birisi bireyin yanal düşünme becerisini geliştirmesidir. Yanal. Diğer ismi lateraldır. Yanal düşünme demek olayları işte olumlu, olumsuz ya da diğer farklı yönleriyle inceleyerek aslında en etkili sonuca varma biçimidir.